Nikaragua'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda Almanya'ya karşı açtığı davanın ikinci duruşması görüldü. Almanya hukuk heyeti savunma yaptı. Alman heyet, Nikaragua'nın siyasi, mali ve askeri destek sağlayarak İsrail'in Gazze'deki soykırımını desteklediği yönündeki iddialarını reddetti. Almanya İsrail'e yaptıkları silah ihracatının uluslararası hukuk kurallarına uygun yapıldığını savundu. Almanya'yı temsil eden Dışişleri Bakanlığı Hukuk İşleri Direktörü Tanya Frahin von Usla-Glashin, İsrail'in güvenliğinin Almanya'nın dış politikasının temelini teşkil ettiğini öne sürdü. Alman direktör Nikaragua'nın İsrail'in var olma hakkını inkar ettiğini iddia etti. Alman heyet savunma boyunca Filistin halkına sırt çevirmediklerini savunduğu Von Uslar Gleisch'in müzakerelere dayalı iki devletli çözüme dayalı süreç için çalışacağız dedi. Nikaragua Uluslararası Adalet Divanı'ndan Almanya'ya karşı 5 ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep ediyor. Taleplerin başında Almanya'nın İsrail'e silah ihracatını durdurması yer alıyor. On... Nikaragua'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda Almanya'ya karşı açtığı davanın ikinci duruşması görüldü. Almanya hukuk heyeti savunma yaptı. Alman heyet Nikaragua'nın siyasi, mali ve askeri destek sağlayarak İsrail'in Gazze'deki soykırımını desteklediği yönündeki iddialarını reddetti. Almanya İsrail'e yaptıkları silah ihracatının uluslararası hukuk kurallarına uygun yapıldığını savundu. Almanya'yı temsil eden Dışişleri Bakanlığı Hukuk İşleri Direktörü Tanya Frahin von Usla-Glashin, İsrail'in güvenliğinin Almanya'nın dış politikasının temelini teşkil ettiğini öne sürdü. Alman direktör Nikaragua'nın İsrail'in var olma hakkını inkar ettiğini iddia etti. Alman heyet savunma boyunca Filistin halkına sırt çevirmediklerini savunduğu von Ustar Glashin, müzakerelere dayalı iki devletli çözüme dayalı süreç için çalışacağız dedi. Nikaragua Uluslararası Adalet Divanı'ndan Almanya'ya karşı 5 ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep ediyor. Taleplerin başında Almanya'nın İsrail'e silah ihracatını durdurması yer alıyor.